Türkiye Diyanet Vakfı hayır elini Müslüman ve mazlum coğrafyalara uzatmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sudan'ın Güney Kurfudan eyaletinde yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı. Ayrıca Sudanlı öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı 11 farklı ülkeden öğrencilere eğitim desteğini sürdürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı 7 kıtada insanlığın hizmetinde hayır çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde bir cami yeriledi. Başkent Hartum'un yaklaşık 500 kilometre güneybatısındaki Delen kentinde yeniden inşası ve tefrişatı tamamlanan cami dualarla ibadete açıldı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Sudan'ın bütün bölgelerinde var olmaya çalışıyoruz. Türkiye'den buradaki kardeşlerine yardım elini uzatan yardımsever halkımızın emanetlerini en sağlıklı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Caminin açılmasıyla bölgedeki Müslümanlar büyük mutluluk yaşadı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında gönderilen Kur'an-ı Kerimler de çocuklara dağıtıldı. Hartum Din İşleri Müşaviri ve TTV Sudan temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, Sudan'dan yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Kur'an kursları talebeleri için TDV'nin gönderdiği adak kurbanları keseceğiz. Yetimlere Türkiye'den kardeşlerinin gönderdiği emanetleri takdim edeceğiz. Bu yardımların temininde ağırlıklı katkısı olan Berlin Din Hizmetleri Ateşeliği'ne şükranlarımızı takdim ediyoruz. Camideki ilk etkinliklerden biri de TTV Sudan temsilcisi Dadaş'ın çocuklarla yaptığı sohbet dersiydi. Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı eğitim hizmetlerini de sürdürüyor. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı gibi projelerle farklı ülkeler arasında gönül köprüleri kuruyor. Bu yıl yurt içinden ve 111 ülkeden 42.125 öğrenciye burs desteğinin yanı sıra barınma, yabancı dil ve mesleki alanlarda eğitim imkanı sağlandı. Yeni eğitim-öğretim döneminde Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 528, Uluslararası İlahiyat Programı'na 389, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne 57 ve Uluslararası Kur'an Kursu'na 64 olmak üzere bu yıl 1038 yeni öğrencinin kaydı yapıldı. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programında mülakat aşamasında 1038 öğrenci bulunuyor. TDV öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri ve kamp gibi faaliyetler de düzenliyor.